Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bereketli bir cuma geçirmeniz dileğiyle bugünkü Kehf Suresi dersine başlıyoruz. Kehf Suresi, cuma günlerini bereketlendirme adına bizim temel değerlerimizden birisiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her kim Kehf Suresinin ilk 10 ayetini, bir başka rivayette son 10 ayetini, farklı rivayetlerde Kehf Suresinin ayetler, Kehf Suresinin muhtevasını hayatına taşırsa, cuma günü okuyup hayatına taşırsa o en büyük imtihan, en büyük ders, en büyük fitne olan Deccal fitnesinden korunmuş olur buyuruyordu. Deccal fitnesine karşı hazır olur, zırhını giymiş olur ve Kehf diyebileceğim Deccal fitnesine karşı bir mağara, bir korunak, bir sığınak olan bir yere girmiş olur buyuruyordu. Bizler de bu niyetle, bu düşünceyle Kehf suresine biraz girelim. Ne anlatıyor bize, ne veriyor, burada ne alabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz diye Kehf suresini okumaya, incelemeye, hecelemeye başlamıştık. Ve geçen hafta okuduğumuz ayetleri kerimelerde gerçekten Allah-u Teala farklı zamanları bir araya getirerek bizim zihni dünyamızda farklı yolculuklar yapıyordu. Hazreti Adem'in yaratılışından kıyamete, kıyametteki sahnelerden farklı zamanlarda gidip geliyordu. Ve anlatırken dikkat çekici bir üslup vardı. Bazı cümleler geniş zaman, yani gelecek ve şimdiki zamanla, bazı cümlelerde geçmiş zamanla ifade ediliyordu. Bunu değişik yönleriyle ifade etmiştik. Birincisi geçmiş zaman ifadesi Arapçada kesinlik ifade ediyordu. Kesin olacak şeyler normal şartlarda da gelecek zaman yerine veya şimdiki zaman yerine geçmiş zaman kipiyle, mutlaklık manasında geçmiş zaman kipiyle kullanıyordu. Bunun yanında farklı bir yorum olarak aynı zamanda Allah-u Teala için gelecek zaman olmadığını, Allah'ın ilminde her şeyin olup bittiğini, dolayısıyla bazı olayların kesinliği ifade etmenin yanında Cenab-ı Hakk'ın ilminde, Cenab-ı Hakk'ın eğer tabir caizse Cenab-ı Hakk'ın baktığı yerden, gördüğü yerden olduğunda olay bitmiş oluyordu. Bazen bizim insanın baktığı yerden veya konunun akışı gereği gelecek zaman ifade eden geniş zaman gibi kullanılsa bile Arapçada, ayette, Kur'an'da bu mana bizim baktığımız yerden bize göre gelecek zamandı demiştik. Ve geçen haftaki ayetleri hatırlayalım. Buyuruyor ki ayet, Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ve yevme yekulu nehdu şurakai lezine zaamtum fedaavum felem yestecibu lehum ve cealne beynehum mevbika. Bir gün gelir Allah-u Teala o müşriklere der ki veya geniş zaman, şimdiki zaman gelecek ifade diyecek ki çağırın, hadi bakalım benim ortağım olduğunu iddia ettiğiniz varlıklara, putlara, şirk koştuğunuz şeyleri çağırın bakalım. Gelsinler size yardım etsinler. Çağırmak, nida, yardım manasına geliyordu. Ve Allah-u Teala bu geniş zaman ifade ettikten sonra, yaşanacak bir olayı anlattıktan sonra, bizim için yaşanacak, Allah'ın ilminde olup bittiği için o olayı naklediyordu. Ve diyordu ki, işte çağırdılar fakat o ilah dedikleri, yardım istekleri peşinde koştuk varlıklar onlara cevap vermedi. Veremezler zaten. Çünkü biz aralarına bir perde, bir sur, bir uçurum koymuştuk. Ve bu ayet-i kerimeden sonra Allah-u Teala buyuruyor ki bir sonra da aynı şekilde geçmiş zaman kipiyle وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارِ işte mücrimler, suçlular, günahkarlar, cehennemlikler diyelim netice itibariyle ateşe girecek onlar. Ateşi gördüler uzaktan. Ve kesinlikle anladılar ki kendileri o ateşe düşecekler, girecekler. Bunun kaçışı yok. Ve ayetin sonu bu kaçışı yok biraz daha net bir şekilde ifade ediyor ve buyuruyor ki Allah-u Teala وَلَمْ يَجْدُوا عَنْهَا مَصْرِفَ ondan kaçacak, kendini uzak tutacak bir şey bulamadılar. Bulamadılar, bulamayacaklar, bulamadılar çünkü öyle bir dertleri, öyle bir hesaplar, öyle bir planları olmadı. Halbuki dünyada öyle bir hesap yapsalardı nasıl biz ahirette, sonsuz ahiret hayatında cehennemden kurtulur, cennette yaşarız, mutlu oluruz, mesut oluruz de düşünselerdi Kur'an'a bakacaklardı, baksalardı şunu göreceklerdi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا diye hemen peşine ayet-i kerime geliyor. وَلَمْ يَدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا bu hafta okuyacağımız, bu hafta anlamaya çalışacağımız, üzerine duracağımız ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki biz işte elinizdeki bu Kur'an'da, okuduğunuz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali, öğüdü, dersi farklı usuplarla, çeşit çeşit, tekrar tekrar, farklı şekillerde anlattık, ifade ettik. Fakat gel gör ki insanların birçoğu bunu dikkate almadı, anlamadılar. Zira insan
gerçekten cedeli seven, mücadele seven, laf cambazlığını seven, işte anlatılan şeyde boşluk yakalamaya çalışıp o boşluklardan hakikati imha etmeye, hakikati yok etmeye çalışan varlıktır. Böyle bir varlık insan. Cedeli sever. Halbuki cedel insanın değil, şeytanın bir vasfıdır. Şeytandır ilk cedeli yapan. Hazreti Adem'e karşı yukarıdaki ayetlerde geçmişti. Ve o cedelde kendi sonsuz hayatını kaybeden şeytandı. Halbuki insan da şeytanın bu etkisine girip bu tavrı, şeytani bir tavır, cedel yapıyor. Efendimiz söylesem bu ayeti okuyor. Bu ayetteki, özellikle hani ayeti açacağız ama son kısmından bir nükteyle başlayalım. Bu ayetteki insan çok cedelcidir. İyi insanlar da bazen dalgınlıkla veya kendi hassasiyetini unutarak cedel yapabilirler manasında bu ayeti bir seferinde okuyor. Hatırlayalım olayı. Bir gün Efendimiz söylesem gece Hazreti Ali ve kızı Hazreti Fatıma'nın evine gidiyor. Ve onları uyurken buluyor. Normaldir. İnsan gece uyur zaten. Fakat Efendimiz söylesem kendisi gece namazı kıldığı gibi ashabının da hele hele yakınlarının da gece namazı teheccüdü kaçırmamasını, farz olmasa, vacip olmasa bile Cenab-ı Hak'la irtibat, yakınlığı ifade eden kabri aydınlatacak, berzahı aydınlatacak gece namazının yakınları, sevdikleri tarafından kılınmasını istiyor. Ve diyor ki siz namaza kalkmadan mı, kalkmıyor musunuz? Teheccüde, sabah namazı değil. Sabah zaten herkes kalkıyor. Hazreti Ali belki o anki uykudan yeni uyanmanın mahmurluğuyla belki de düşünemeden diyor ki ya Resulallah, hakikat aslında söylediği şey hakikattir ama ya Resulallah diyor, bizim ruhlarımız, canımız Allah'ın elinde. Allah bizi uyandırırsa uyanır, kalkar namaz kılarız. Allah uyandırmazsa biz ne yapalım? Hazreti Ali'nin bu sözü üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor oradan. Çünkü bu hoş bir ifade değildir. Üzerine gitmiyor ve dönüyor ve dönerken ve kendini sen ekstra şeyin cedele. Bu insan ne kadar çok cidal yapıyor, ne kadar çok kelime oyunlarını seviyor. Söylediği şey doğru olsa bile insan kelime oyunu yaptığı zaman cedele girmiş oluyor. Ve ayet-i kerimenin bu kısmına geldikten sonra esas bu hafta üzerine duracağımız söylediğimiz meseleye gelelim. Nedir o? Cenab-ı Hak velekad sarrafne fi hadel Kur'an buyuruyor. Velekad sarrafne. Biz sarrafne, tasrif yaptık. Sarf ettik, tasrif yaptık. Tasrif yaptık ifadesi gerçekten çok dikkat çekici bir ifade. Tasrif kelimesini biz Kur'an-ı Kerim'de değişik şekillerde görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de yoğun kullanılan bir kelimedir. Tasrif kelimesi sat, ra, fe harflerinden oluşuyor. Sa, ra, fe harflerinden oluşuyor. Ve sözlükte çevirmek, döndürmek, uzaklaştırmak gibi manalara geliyor. Bu ilk manası. Fakat Arap dili zengin bir dil ve kelimeler İlk çıktığı anlamın yanında farklı anlamlar kazanıyorlar ve kazandıkları anlamda zenginlik artıyor. Çok farklı derin şeyler ifade ediyorlar. Kelimeyi duyduğunuz zaman siz bir ilk somut manayı anlıyorsunuz, bir de daldığınız zaman bilenler için diyorum. Tabii bir de o işin selikası, o kültürde yetişmiş, o kültürün saf, halis Arapçası yetişmiş insanların algısı çok daha farklı. Bugün mesela bir olayı resimle insanlara gösterdiğinizde nasıl insanlar daha iyi anlıyorlar, canlandırıyorlar. O kelimeleri duyunca o insanlar kafasında bir resim canlanıyor ve kelimelerle resim çiziyor bir gönül, eğer denebilecekse Kur'an-ı Kerim. Sarf kelimesi hayatta kullanılıyor ve dilde özellikle yoğun kullanılan bir kelimedir. Sarf nahiv diye gramerle alakalı kullanılan bir kelime vardır. Şimdi sarf ifadesi bir kelimeyi farklı şekiller anlatma, farklı zamanlar ifade etme için çekme, bölme, parçalama, yeni şeyler ekleme, harfler ekleme, harfler çıkarma şeklindeki gramer olayını anlatıyor. Ve ne oluyor mesela bir kelime? Sarrafe kelimesini diyelim. Sarrafe mesela 3 harfli bir kelime. Bunu biz sarrafe yapıyoruz. Sonra masraf yapıyoruz. Mesrif yapıyoruz. Ve tasrif yapıyoruz. Farklı kaplara koyuyoruz. Farklı kalıplara koyuyoruz. Ve bu kelimenin tasrifini yapıyoruz. Yani kelimeyi farklı farklı şekillerde ifade ediyoruz ihtiyaca göre. Mesela geçmiş zamanda anlatmak istediğimizde sarrafe diyoruz. Gelecek zamanda anlatmak istediğimiz zaman ya şimdiki zamanda yusarrifi diyoruz. Ve olayı anlatmak istediğimiz zaman sarf diyoruz. Yani mastar yaptığımız zaman. Ve bu şekilde Arapçada sarf ilmi var. Yani kelimenin değişik şekillerini ifade eden ilimdir. Ve bu şekilde şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sarf kelimesi, sa, ra, fe harflerinden oluşan kelime farklı kiplerde, farklı şekillerde kullanıyor. Bunu gördüğümüzde diyeceğiz ki demek ki bu kelime zengin bir kelime, anlam zenginliği var ve Kur'an-ı Kerim o zenginliğe farklı şeyler de katıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de biz tamamına baktığımızda sarf edilen,
Yani çekip çevrilen, tekrar tekrar ifadelen, dönüştürülen, uzaklaştırılan farklı şeyler görüyoruz. Mesela ne görüyoruz? Arapların da bildiği bir mesele tasrifi riyah. Rüzgarın farklı farklı şekillerde esmesi. Tasrifi riyah nedir? Mesela bir meltem esiyor, bir samyeli esiyor, bir farklı bir sert bir fırtına esiyor. Hepsi rüzgar köklü kelimelerdir. Fakat bunlar tek şekilde değil. Sada esişi farklı, çölde esişi farklı, kırda esişi farklı, bir ormanda esişi, üfül üfül esişi, meltem şekli farklı. Dolayısıyla tasrif-i riyah var. Aynı rüzgarın farklı şekillerde esmesi, farklı hazlar vermesi, farklı duygular vermesi ve farklı ihtiyaçları karşılaması. Tek bir rüzgar fakat farklı şekillerde görünümü. Ve bunun yanında Allahu Teala bulutlara tasrif ediyor. Bulutları şekilden şekile gönderiyor, dolaş diyor gökyüzünde. Aynı şekilde mesela Kur'an-ı Kerim'de yoğun bir şekilde kullanılan ve daha doğrusu bizim bu meslemizde kullandığımız şekilde meseleler, darb meseleler, farklı meseleler ve anlatım tarzı, anlatılan şeyler var. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda tasrifin, sarfın farklı yönleri kullandığını görüyoruz. Bugün kullandığımız şeyle gördüğümüz şey arasında tasrif kelimesinin bir kaldırmak, yükseltmek, çevirmek manalarını görüyoruz. Çevirmek manası Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Furkan suresinde şunu anlatıyor. O müminler, iyi müminlerin vasıflarından birisi de onlar derler ki dua ederler dünyada. Dua ederler derken hemen her dua ederken eder etme dediğim zaman hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Dua etmek demek bir şey istemek demek. Fakat isteyince de istediği konusunda ciddi olmak ve istediğini elde etmek için gereken altyapıyı sağlamak, gereken gayreti göstermek bunun altında vardır. Yoksa sadece sözde Allah'ım bunu ver, bunu uzak tut demek değildir. Ne gerekiyorsa fiilen de o işi yapmak duanın bir gereğidir. Derler ki müminler, وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ şöyle derler, رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ Ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut, başka yönlere gitsin, bize gelmesin derler. Bu manayı Türkçe ifade ederken mesela kaldırmak, bizden uzaklaştırmak, başka yere çevirmek manasını diyebiliriz. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de sarf kökü çeşitlendirmek, sözü farklı farklı şekillerde söylemek. Bunun üzerine çok fazla durmayacağım çünkü bugün okuyacağımız ayet-i kerime zaten bunu söyleyecek. Şu anda kelimenin farklı manadan ifade etmeye çalışıyorum. Mesela yine sarf kelimesi az önce söylediğimiz gibi yağmurun, rüzgarların çeşit çeşit olması, çeşitliliğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yine bir yere yönlenmek, yönlendirmek manası var. Ve aynı zamanda bir şeyden uzaklaştırmak, udül manasına geliyor. Ve insanlar Kur'an ayetlerinden döndürülüyorlar. Kur'an ayetleri onlara geliyor, onlar yüz çeviriyorlar. Nasıl yüz çeviriyorlar, nasıl dönüyorlar diyor Allahu Teala. Nasıl da dönüyor, çok yanlış bir şey yapıyorlar duygusunu ifade ediyor. Şimdi biz Kur'an'daki tasnife baktığımızda şunu görüyoruz. Aynı mefhum, aynı mazmun, aynı hakikat farklı yerlerde farklı üslup ve formatlarla ifade ediliyor. Mesela bazen kıssa şeklinde anlatılıyor. Bazen doğrudan hakikatin tek cümle olarak anlatılıyor. Bazen bir temsil anlatılıyor, teşbih anlatılıyor. Bazen hayallere bırakılıyor bazı şeyler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir olayı farklı şekillerde, farklı üsluplarla anlatıyor. Ve aynı zamanda bir olayın farklı yönlerini anlatıyor. Mesela Hz. Musa kıssası Kur'an-ı Kerim'de çok anlatılır. Ama bu kıssaların neredeyse hiçbirisi birbirine hani değildir. Farklı farklı şeylerdir. Sanki aynı sahnenin, yani benzetme yapacağım, aynı sahnenin farklı kameralarla farklı yerlerden farklı açılardan çekilmesi gibidir. Hani en çok bilinen örnekle söyleyeyim. Mesela futbolda bir gol seyrediyorsunuz, bir gol oluyor. Çok olduğu için, yaygın olduğu için bunu örneği veriyorum. Filmde verilebilir. Golü mesela bir futbolcunun arkasından sanki çekiyor görüyorsunuz. Futbolcunun gözüyle görüyor gibi görüyorsunuz. Bir kale arkasından çekiliyor, bir tepeden çekiliyor, farklı yerlerden çekiliyor. Aynı goldeki farklı lezzetler, farklı yönler görülüyor. Futboldan zevk alanlar için diyorum. Ve aynı şekilde bir filmde mesela bir bazen filmi çeken insan ne yapıyor? Olayı başrol kahramanın gözünden çekiyor. Onun gözüyle siz olayları görüyorsunuz. Bazen o görülen oluyor, ona yöneliyor kamera, o görülüyor. Bazen onun gördüğü yerler görülüyor. Bazen bütün daha tepeden hem o hem muhatabı her taraf görülüyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Kur'an'da anlatırken bu farklı farklı şekilleri anlatıyor. Mesela Hz. Musa'yla Firavun kıssası. Firavun anlatılan yerde ne vardır? Bir mesela Hz. Musa'nın olayın merkezinde olduğu yer vardır. O zaman bazı noktalarda Firavun biraz silik kalır. Mesela sihirbazları anlatırken Hz. Musa vardır ama sihirbazlar daha ön plana çıkar. Onlara zoomlar kamera. Onu görürsünüz. Bazen mesela şeytanı görürsünüz ön planda. Diğer varlıklar böyle silik görünür. Vardır ama siliktir sahnede. Ve aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de bütün kıssalarda bu vardır. Mesela Hz. Musa kıssasının bir yerinde
mesela nedir? İsrailoğullardır. İsrailoğullarına konu odaklanır. Hazreti Musa vardır, konuşuyordur ama daha ziyade İsrailoğulların karakteri anlatılır. Durumu anlatılır, yaptıkları şeyi anlatılır. Bazen işte Hazreti Harun'a döner. Konu onun etrafında durulur. Farklı şekilde. Mesela Kur'an-ı Kerim bize hakikati anlatıyor. Anlatırken bir Hazreti Musa'nın dilinden anlatıyor. Hazreti Musa konuşuyor, aynı şeyi anlatıyor. Çünkü bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ı anlatırlar, İslam'ı anlatırlar, dini anlatırlar, hakikati anlatırlar. Hazreti Musa konuşuyor, biz aynı hakikati dinliyoruz. Bazen celadetle, sert, net bir şekilde dinliyoruz. Sonra Hazreti İsa'nın yumuşaklığıyla hakikati dinliyoruz. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hepsini cem eden ifadeleriyle dinliyoruz. Bazen kıssayla, bazen Hazreti Adem'le farklı farklı peygamberlerle biz aynı hakikati görüyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim gerçekten muhteşem bir özelliğidir. Bu üslubu dikkatle incelediğimizde Kur'an'ın gerçekten her seferinde formatta değişiklik yaptığını görüyoruz. Yani olay aynı olay fakat anlatımda bazen kipler değişiyor, bazen sahne değişiyor, bazen ön plana çıkan şahıslar değişiyor. Dolayısıyla biz mesela bir okuyuşta farklı hissediyoruz. Aynı olayı başka bir sürede okurken farklı şeyler hissediyoruz. Ve bu fark mesela diyelim ki hasta bir insan okuduğunda hissedeceği farklılık aynı ayeti aldığında farklılık olur. Dolayısıyla nedir? Biz okurken aynı şeyi okuduğumuzu konu olarak aynı ama sanki yeni şeyler de görüyoruz burada. Yeni sahneler, sahneye katılan yeni elemanları görüyoruz. Ve ön plana çıkan elemanları görüyoruz. Ön plana çıkan unsurları görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'da böyle bir tasvip var ve bu tasvip de çok renklilik sağlıyor. Metni renkleştiriyor. Eğer Kur'an'a kelam-ı ilahi istifade edecek bir metin bakarsanız, metin diye bakarsanız ondan çok şey ifade edersiniz. Kur'an çünkü bir akademisyenin yazdığı böyle her cümlesi öncekiyle bağlanmayacağı bütün Kur'an-ı Kerim bize gelen bir kitap ve bütün Kur'an-ı Kerim her an okuyamayız. Ama bir Bakara suresini okuduğumuzda biz bütün Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri Bakara suresinde görürüz. Ve Bakara suresinde okuruz 50 sayfa. Sonra başka bir gün Nisa suresini okuruz. Orada da hakikatleri görürüz. Aynı hakikaten orada da seslenir. Biz devamlı Kur'an okuruz. Baştan sona bitiremezsek bile okuduğumuzda her zaman temel hakikatlerin farklı üsluplarla önümüze konduğunu anlamamız için bize bir sahne hazırladığını görürüz. Bu konu gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Ve bize Kur'an-ı Kerim bu konuyla diyor ki siz de buradan ders alabilirsiniz. Eğer siz de birilerine bir hakikat anlatıyorsanız bu anlattığınız hakikati tek düze, tek şekilde anlatmayın. Elinizden imkanlar geldiği kadarıyla mümkünse renklendirin. Mesela konuşarak anlatıyorsunuz, sonra yazıyla da anlatın. Mesela yazıyla anlatıyorsunuz, yazı ve konuşma yetmediği yerde resim çizin. Resimle anlatın. Resim de yetmiyor veya resimle beraber yetmemesi şart değil. Müzikle anlatın. Başka bir şeyle anlatın. Önemli olan nedir? Sizin bir doğrunuz var, bir hakikatiniz var. Bu hakikati insanlara sunmanız gerekiyor. Gerekiyorsa insanların algıları farklıdır. Mesela herkes okuduğunu anlamaz, okumayı sevmez. Okumayı sevmeyene dinleyecek şekilde anlatın, güzel anlatın. Dolayısıyla Kur'an diyor ki bize bu bir üsluptur. İnsana ulaşma üslubudur. Ben Cenab-ı Hak ve Regas Sarrafna diyerek ben insanlara hakikatleri bu şekilde tasdif edip anlatıyorum. O zaman siz de Allah ahlak ilahla kılmak istiyorsanız ki tavsiyedir bu ilahi ahlakla ahlaklanmak. Siz de insana bu işi anlatırken böyle anlatın. Mesela bir öğretmen hep aynı şeyi, aynı cümle, aynı kelimeyi anlatıyorsa öğrenciler onu zorlanırlar tekrarda, bazen sıkılırlar. Bazen cümleleri değişir ama özellikle devamlı anlatılması gereken hususlardan bahsediyorum, bir bilgiden değil. Ve bunu mesela bir ahlaki karakteri, özelliği birisine vermek istiyorsa onu çok farklı bazen hikayelerle, bazen tavsiyeyle şunu yapın yapmayın diyerek bazen böyle şeyin tersi bu yapılırsa bu olur dolayısıyla yapılmamalı manasına biz doğrusunu göstererek bazen yanlışını göstererek farklı üsluplarla anlatmak lazım ki bu ahlaki ilahidir. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de kendisinin böyle yaptığını söylüyor. Biz de açıp baktığımızda, incelediğimizde bunu görüyoruz. Şimdi buradan hareketle ön aklıma bir şey geliyor. Ben yıllardır Fethullah Gülen Efendi dinliyorum. Dinliyorum mesela 1960'lardaki, 70'lerdeki bir gürül gürül hutbelerini görüyorum. Hoca Efendi konuşuyor. Aynı hakikaten anlatıyor. Sonra mesela bir evdeki eskiden bir evdeki soru cevaplarda aynı şeyi anlatıyor. Biraz daha detaya giriyor. Biraz daha farklı şey anlatıyor. Sonra 1990'da bir vaaz ediyor Süleymaniye'de. Benzer hakikatleri biraz daha farklı üslupla anlatıyor. Sonra mesela bir 79'dan başlayan sızıntıda baş yazılar yazıyor. Yazılar bambaşka farklı bir şey. Sonra aynı yazılar, aynı konular Yeni Ümit dergisinde biraz daha dini kültür muhtevalı dergide aynı konular farklı bir üslupla anlatılıyor. Sonra yağmur diyorsun, oradaki üslubu farklı görüyorsunuz. Sonra insanlara bir şey derken
birebir de dediği şeyle aynı şeyi anlatıyor. Hakikatte Hoca Efendi'nin tek bir derdi var benim gördüm. O derdini insana anlatmak, Cenab-ı Hakk'ı tanıtmak, hakikatlere ulaştırmak, kendi yakaladıklarını insana hissettirmek ve bunu farklı üslupla anlatıyor. Ben hemen şunu söyleyeceğim bu noktada. Bu konudaki benim en çok hoşuma giden, en çok istifa ettiğim şeylerden birisi Hoca Efendi'nin Kırık Test serisindeki bir sohbeti. Hoca Efendi Diriliş Çağrısı kitabında olayı değişik yönleri ele alıyor, anlatıyor. Ve ifade de başlıkta şu şekilde, Kur'an bahçesinin rengarenk çiçekleri, rengarenk gülleri manasına gelen bir başlık koymuşlar. Dolayısıyla Kur'an bahçesinde çiçekler var ama sadece gül yok. Bunun yanında nergis var, nülüfer var, farklı şeyler var. Sonra mesela meyve diyecekseniz eğer sadece portakal yok, elma var, armut var, mango var, farklı farklı meyveler var. İnsan tek tipten razı olmaz. Dolayısıyla insanın farklı ihtiyaçları, farklı algıları vardır. Tasvirle Cenab-ı Hak bize bu farklı ilgilere, farklı algılara ihtiyaçları gösteriyor. Ve bize aynı zamanda bir üslup ders veriyor. Eğer anlatacaksanız tek düz anlatmayın. Belki benim yaptığımı yapmayın diyor. Bazen farklı anlatım. Ben şimdi 54. ayete geldik. Bu ayeti okurken hep birden 54'e kadar aynı şekilde geldimse ben de eksik yapmışım demektir. Tabii ki imkanlara göre yapmak gerekiyor. Dolayısıyla o üslubu kullanmak gerekiyor deyip buraya bir noktalı virgül koyayım. Hemen ayetlere girelim. Kur'an-ı Kerim'de tasrif ayetlerini gördüğümüzde tasrif derken tasriften biraz dışarı çıkacağım. Sarf, sarf ve kök ayetleri. Az önce okudum bir tanesini. Onu bir kere daha tekrar edeceğim. Bu sarf ve kök uzaklaştırmak manasına geliyordu. Ve Furkan Suresi 65. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَالَّذِينَ يَقُولُنَ رَبِّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَّامًا buyuruyor. Ey Rabbim, ey Rabbimiz bizden cehennem azabını uzak tut, uzaklaştır. Allah'ın bahtına düştük, uzaklaştır. Çünkü onun azabı dayanılacak gibi değil. Beli kırar, ömür tüketir. Çok büyük bir azaptır. İnsanın belini kıran korkunç bir azaptır. Buyuruyor Allah-u Teala. Şimdi sarafe uzaklaştırmak manası var. Çeşitlendirmek, yönlendirmek manasına geliyor. Sonra yine Kur'an-ı Kerim'de biz Bakara Suresi'nde Cenab-ı Hakk'ın bize gösterdiği derslerden, ibretlerden bir kısmının sayıldığı yerde tamamını söylemeyeceğim. Bir kısmının sayıldığı yerde Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, bize olan nimetlerini ifade eden şeylerden birisinde ve tasrifir riyahi ve sahabil müzekkere beyne semai vel ard buyuruyor Allah-u Teala. Tasrifir riyah, rüzgarların farklı farklı şekilde olması, farklı rüzgarlar aynı zamanda farklı yönlerden gelmesi, rüzgarları, bulutları hareket etmesi, farklı yönlerine getirmesini de bir birliğine, varlığına delil olduğunu söylüyor. Ve bunun yanında uzaklaştırma manasında şöyle çok manası bizim için gerçekten dehşet verici bir mana. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları. Haksız yere derken bu bir kaydı ittifakidir. Haklı yere büyüklük taslanmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne karşısında hiç kimse büyük olamaz. Yeryüzünde büyüklük taslayacak birisi yok. Taslamak manasına diyorum. Buna kaydı ittifaki deniliyor Arapçada. Kayd-i ittifaki cümleye özel bir ihtiraz, özel bir ayırma getirmeyen, yani sözün gelişi veyahut da derinlik katan sadece, manayı değiştirmeyen, o çıksa bile temel manada bir bozukluk olmayan, kattığı şeyler vardır ama anlamda değişikliği, büyük köklü değişiklik yapmayan bir kayıttır. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanlar. Haklı yere taslayan var mı? Yok. İşte onlar, kibir çok hayati bir meseledir. Yeryüzünde kibirle davranlar, kibirli hareket edenlere ayetlerimden uzaklaştıracağım. Yani onlar ayetlerimi okuyacaklar, kibirli olanlar ayetleri okuyacaklar fakat boyunlarını bükecekler, kafalarını tıkayacaklar, yine burnun dikine, cümle doğruysa her, dikine gidecekler. Kibir, imanındaki en büyük engeldir. Kibir, imanındaki en büyük engeldir. Tabii ki imanındaki en büyük engel derken bir şeyi daha hatırlatacağım. Nasıl zulüm imanın önünde engelse, bunlar aynı zamanda imanı elde ettikten sonra da imanı kaybetme zeminlerinden. Kibirli bir insan imanı kaybedebilir. Diğer insana göre daha rahat kaybeder. Zalim bir insan imanını koruması daha zordur. Çünkü Cenab-ı Hak bu tür karakterlerin hoş olmadığını, insana yakışmadığını ifade eder şekilde Kur'an-ı Kerim'de farklı yönleri değiniyor buna. Demek ki Allah-u Teala ifadesiyle kibirle hareket edenler ayetlerden uzak tutacaklar. Şimdi buradan biz bu tasrifin genel manalarını ifade ettikten sonra asıl Kur'an-ı Kerim'de daha ziyade kullanılan ve bizim de üzerine durduğumuz ayetin ifade ettiği benzeri ayetlere gelelim. Buyur ki Allah-u Teala İsra Suresi 41. ayet-i kerimede وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورًا. Biz bu Kur'an-ı Kerim'de ders alsınlar, akıllarını başlarına alsınlar diye gerçekleri farklı üsluplarla, farklı şekillerde apaçık beyan ettik. Fakat
insanlar bundan ders almadılar ve ifadeyi biz netleştirdikçe onları daha da uzak durdular diyor Allah-u Teala 41. ayet-i kerimede. Yine İsra suresi, Kehf suresinden bir önceki sure, İsra suresi 89. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Buraya dikkatimizi çekecek. Kehf suresine doğru yaklaşıyoruz. Kehf suresi Kur'an-ı Kerim indirilmesine özel bir vurgu yaparak başlayan bir süredir. Kur'an-ı Kerim'i dikkate sunan bir süredir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah hamdolsun diye başlıyordu. Burada ne buyuruyor Allah-u Teala? وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ. Her mesele bu Kur'an'da biz ne yaptık? Anlattık. Fakat insanların çoğu nankörlük yaptılar. Şimdi İsra suresinden sonraki bugün okuyacağımız ayet-i kerime var. Onu detaylı açacağız ama geri dönelim En'am suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ayetin tamamını okumayacağım. كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. Biz ayetleri tasrif ediyoruz. Unzur bak diyor. Bak nasıl tasrif ediyoruz. Niçin? لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. İyice anlasınlar, kavrasınlar diye ayetleri tasrif ediyor. Tek bir söylemekte anlayabilir, tek bir şekilde söylemekte anlamayabilir ve bazı insan anlasa bile çoğunluk anlamayabilir. Farklı yönden tekrar tekrar ifade ediyoruz ki anlasınlar. O zaman Kur'an-ı Kerim'in temel meselesi, ayetlerin temel meselesi, bu sondaki nükteye veya fezlekiye özel bir vurgu yapmak istiyorum. Fıkıhtır, tefakkuhtur. Dolayısıyla biz, Allah-u Teala bize Kur'an ayetlerini tekrar tekrar farklı üslupla anlatıyorsa, o ayetleri anlamamız, o ayetleri derinleşmemiz gerekiyor demektir. Allah-u Teala diyor ki, bak nasıl biz ayetleri tasrif ediyoruz, farklı farklı şekillerde anlatıyoruz ki insanlar iyice anlasınlar, işin derinliğinin farkına varsınlar. Yine geniş zamanlı ifade eden bir başka ayet-i kerime En'am suresi 105. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَكَذَلْكَ نُصَرِفُ الْاَيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. İşte biz ayetleri farklı şekillerde türlü türlü üsluplarla beyan ediyoruz iyice anlasınlar diye. Fakat neticede onlar bunu görmeyecekler. Diyecekler ki sen bunu birisinden aldın, başka birisi sana öğretiyor diyecekler. Böyle deseler bile bu böyle değil. Biz bunu farklı yönleriyle anlatıyoruz. Sen onların dediklerini aldırma manasına geliyor. Mesela yine Araf suresinde Allah-u Teala güzel bir şehri, güzel bir beldeyi ifade ediyor. Ve o beldeyi ifade ederken bu farklı ifade, farklı anlatımlarının insanlar nimetleri görsün. Farklı, yani bir bakışta insan göremiyor. Bir yerden bakışta nimeti göremeyebilir. Farklı bir yerden baktığında, farklı bir bakış açısıyla baktığında nimeti görebilir. Allah-u Teala farklı şekillerde anlatıyor ki لَعَلِّ قَوْمِنْ يَشْكُرُونَ. Şükredecekler, şükretsinler diye. Neticede şükreden kimseler olsunlar diye biz ayetleri tasdif ediyoruz. Farklı yerlerden anlatıyoruz. Bir taraftan görmeyen başka bir yerden görür. Dolayısıyla dersini alır manasına geliyor. Şimdi bu ayetlerden birisi de şöyle. Cenab-ı Hak buyuruyor ki En'am suresi 46. ayet-i kerimede söyleyin bakalım, düşünün bakalım. Düşünün, düşündüğünüz konuda ne dersiniz? Eğer Allah İşitme ve görme duygunuzu alsa ve kalbinizi mühürlese, Allah'tan başka kim işitme duygunuzu ve görme duygunuzu size geri verir? Kim geri getirebilir? Bunu düşünün bakalım. Düşünün, kimse getiremez. O zaman bakın, bu düşüncenizi dikkate alın. Biz size bu şekilde ayetleri farklı şekillerde anlatıyoruz. Ama bazı insanlar ve insanların çoğu bu ayetlerden yüz çeviriyorlar. Ne yazık ki. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar anlatılan ayetler ki bu ayetlerden bir tanesinde tekrar anlatımın, farklı anlatımların vahid yönü, tehdit, uyarı yönü dikkate çekiliyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala Taha Suresi 113. ayet-i kerimede biz sana işte Kur'an'ı bu şekilde indiriyoruz. Kur'an'ı biz indirdik. Apaçık, anlaşılacak bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Ki o Kur'an'da farklı yönleriyle cehennemi, sizi tehdit ettiğiniz başında gelebilecek şeyleri anlattık. Farklı farklı şekillerde anlattık. Cehennemi anlattık, kabri anlattık, haşrı anlattık. Anlattık ki siz birisinden korkmazsanız, birisi sizin aklınızı başınıza getirmezse diğerini getirin. Daha önceki derslerimizde sık sık ifade etmeye çalışmıştık. Kur'an-ı Kerim cennetten bahsederken ve cehennemden bahsederken sadece bir cennet tasviri yapmak veya bir cehennem tasviri yapmak için yapmaz bunu. Hem uyarmak, hem dikkati çekmek, hem de aynı zamanda şunu ifade eder. Bu sahneler yaşanacak. Burada anlatılan sahneler, Kur'an'da anlatılan sahneler yaşanacak. Yaşandı, yaşanacak. Siz yaşayacaksınız. Çünkü sizin için bu gelecek zaman yaşanacak. O zaman diyor Kur'an-ı Kerim bize, sen bu sahne yaşandığında oradaki kötü insan olma. Orada cehenneme doğru giden,
Titreyen, korkan insan olma. Burada dikkat et, burada hayatına çeki düzen ver. Yapman gerekenleri yap. Orada anlatılan güzel cennet, nimetleri anlatan cennete git. Oradan mutlu ol. Sonsuz hayatta mutlu ol. Cenab-ı Hak bize cennet ve cehennem anlatmasında bu yön önemli bir yer tutuyor. Nedir o? Cennet ve cehennem anlatılıyor ki oraya hazırlanalım biz. Orada cennete gidenlerden olalım. Cehenneme giden korkuyla bekleyenlerden değil. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Taha suresinde biz Kur'an'da değişik şekillerde uyarılarımızı farklı şekilde söylüyoruz. Bir neticeyi göstererek söylüyoruz, bir yapmayın diyerek söylüyoruz, bir doğruyu ifade ederek söylüyoruz, bir güzelliği göstererek kötüden sakındırıyoruz, bir kötüyü göstererek güzel teşvik ediyoruz. Farklı şekillerde size anlayın, takva dairesine girin diye size Kur'an'daki ayetlerimizi, vaatlerimizi, tehditlerimizi, korku uyarılarımızı farklı farklı şekillerde söylüyoruz buyuruyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de bazen tefsirde öncesinde anlatılan dolayı yağmurun tasdifi diye tefsir edilmek mümkün olmakla beraber Kur'an'ın tasdifi, ayetlerin tasdifi olarak düşünülecek bir ayet-i kerime Furkan suresinde biz onların arasında bir tasdif yaptık. Kur'an'ı tasdif ettik, ayetleri tasdif ettik ki aklına düşünsünler, ders alsınlar diye. Neticede ders alsınlar, akılları başına gelsinler diye. Fakat insanların çoğu bunu düşünmedi, dikkate almadı, nankörlük yaptı, yapıyor. Ve bu ayet-i kerimeyi eğer yağmur diye düşünürsek, yukarıdan Cenab-ı Hakk'ın indirdiği yağmur, yağmurlar da çok farklı geliyor. Bir böyle Nisan'da esen küçük hafif damlalarla, hoşunuza giden bir damlarla, sert fırtınalarla ve da yağmur dolu kar şeklinde gökten inen şeyler var. Bunlar farklı farklı geliyor ki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini görün. 24 saat dolu yağsa veyahut da bir ay dolu yağsa insanlar yaşayamazlar. Hiç yağmur yaşamasa da dünyadaki hayat sıkıntıya düşer çünkü Cenab-ı Hak canlı her şeyin hayatını, var olmasını ve varlığını devam etmesini suya bağlamıştır. Su çok büyük bir nimettir. Cenab-ı Hak suyu da farklı şekillerde bize sunuyor ki o suyu görelim, nimetini, şükrünü yapalım. Şimdi ben olayı farklı şekillerde değerlendirebiliriz. Bir şeyi bir kere daha hatırlatıp bitirmek istiyorum. Bu belki farklı yaklaşma seviyorum ama ben tekrar Diriliş Çağrısı kitabında Köyce Efe'nin Kur'an bahçesinin rengarenk çiçekleri yazısına atıfta bulunmak istiyorum. Ve o yazıda Hoca Efendi'nin yaptığı bir sohbet. Bu sohbette Hoca Efendi bir soru soruluyor. Soru şu, tasrif ne demektir? İman ve Kur'an hizmetinde ülfete düşmemek için tasrif üslubu nasıl kullanılabilir? Yani Kur'an'da tasrif bilim olarak öğrenebilirsiniz. Tasrif üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Ki nitekim şahsen ben doktora yaparken konu seçme konusunda bir de tasrifi çalışmayı düşünmüştüm. Tasrifle alakalı ayetleri topladım. Yapılan çalışmalara baktım. Tasrifi genelde tekrarla değerlendirdim. Eskiden tekrar demişler. Halbuki tekrar değil, tasriftir Kur'an-ı Kerim'i yaptığı. Genelde tekrarı tasrif diye anlamış bazı ulema. Fakat şunu gördüm. Tekrar değil, tasrif olduğu üzerine yapılmış bir doktora çalışması var. Fas'ta yapılmış. Gerçekten güzel, kalınca bir doktora çalışması. Tekrar değil, tasriftir. Farklı şekilleri, farklı yönleri de hakikaten anlatılıyor. Hoca Efendi bu tasrifi Fethullah Gülen Hoca Efendi bu tasrifi görüyor, Kur'an'da anlatıyor ve anlattığı yerleri az önce söyledim. 40 testte farklı yerlerde var bu. Google'dan veya internet sitesinden Herkül uygulamasından bakabilirsiniz. Orada tasrif diye aradığınızda Hoca Efendi çok şey bulacaksınız. Fakat benim esas dikkatimi çekmek istediğim mesele şu. Buradaki soruda da bir hakikat var. Çünkü soruyu sorarken Hoca Efendi'yi tanıyarak soruluyor. Nasıl yaptığı şeyi anlatması isteniyor bir yönüyle. Bunu nasıl hizmete değerlendirebiliriz? Tasrif üslubunu. Cenab-ı Hak bir tasrif demesi anlatıyor. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? Hoca Efendi işte burada tasrifi hizmette ne yapılacağını, nasıl yapılacağını anlatarak farklı yönleriyle anlatıyor. Mesela yaptığı tamamen tasrif. Az önce söyledim. Mesela kamplardan bilgilenmeden farklı şekilde işte yazı yazmaktan, sohbet etmekten farklı farklı şekilde Hoca Efendi tasrif üslubunu uygulamıştır. Hayatını uygulamıştır. Yazılarında da vardır. Mesela bir Sıntı yazdığı yazıyla Yağmur Dergisi'ne yazdığı, Yeni Ümit Dergisi'ne yazdığı yazı arasında farklar vardır. Mesela bir ölçü yolu kışıklarındaki notları, cümleleri, vecizlerine bakarsanız bambaşka şeyi görürsünüz. Diyor ki Hoca Efendi, içinde çeşit çeşit ağaçlar, renk renk meyveler ve bayıltan kokularıyla desen desen çiçekler bulunan muhteşem bir bahçe düşünün. Öyle heybetli ağaçları, o denli tatlı meyveleri ve o kadar güzel çiçekleri ilk defa gören bir insan o bahçeye girse elbette ki bir ağaçtan öbürüne koşacak. Her daldan başka bir meyve koparacak ve her çiçekten farklı bir koku alacaktır. O el uzattığı her şeyi yepyeni bulacak. Bu orijinalitenin şahlandırması ve coşturmasıyla
ruhunda sürekli yeni renk, yeni tat ve yeni kokuların heyecanı duyacaktır. Dolayısıyla da orada katiyen bir ülfete düşmeyecek, asla bir bıkkınlık yaşamayacaktır. Daha sonra tasdif üzerine duruyor. Tasdifi bir şeyi evirip çevirip yeniden ama kendi orijinaliyle anlatma diye anlatıyor ki tasdif konusunda Elmalı Hamdi Yazır'ın da gerçekten orijinal ifadeleri vardır. Ve Elmalı Hamdi Yazır Hoca Efendi'ye dikkat çektiği şekilde diyor ki aynı anlayışın, aynı haberin, aynı müşahedenin, aynı görülen şeyin, aynı medya sanat ile şekilden şekile, suretten surete, nazımdan nazma çeşitli ve pek çok ayetlerle anlatılması ve bazen de çok çeşitli ayetlerin bir ayet dökülüp kısa ve özlü bir ifade ile sunulması manasına gelmektedir tasdif diyor. Hoca Efendi bu şekilde anlattıktan sonra tasdifi ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu tasdifi bize, Kur'an-ı Kerim'i anlatırken, Kur'an-ı Kerim'i bize verirken bu tasdifi yaptığını, bunun yanında bizden böyle bir yani emir şeklinde olmasa bile Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmak, onun bize öğrettiği yoldan gitme manasına tasdifi bize bir rehber yaptığını söylüyor. Tasdifte bir de şu var, eğer biz tasdifi kullanacaksak, insanlara aynı bilgi vermeyeceğiz herkese. Herkesin seviyesine göre, mesela çocuklara büyüklere anlattığın şeyi anlatırsanız, tasdif yapmamış olursunuz. Aynı cümleyi çocuğa kurmazsınız. Cümleyi değiştirirsiniz, kısaltırsınız, büyütürsünüz ve örneği farklılaştırırsınız. Mesela bir örneği büyükler anlarken çocuklar anlamayabilir. Onların anlam dünyasında bir şey ifade etmeyebilir. Muhataba göre farklı üslup kullanmak gerekiyor. Muhatabın ruh haline göre. Mesela öfkeli birisine söyleyeceğiniz cümleyle şen şakrak birisine söyleyeceğiniz cümle aynı olmamalı. Bunu hepimiz biliriz. Kur'an bize bu dersi veriyor. Hoca Efendi bunları anlatıyor. Ve Hoca Efendi anlattığı şeylerde bunu görüyoruz. Ve ben tekrar Kırktes'teki Diriliş Çağrısı kitabındaki o Kur'an bahçesinin rengarenk çiçeklerine atıfta bulunduktan sonra Bediüzzaman bir cümlesiyle bitirmek istiyorum. Diyor ki Bediüzzaman Mesnevi'de 5. noktada ifade şudur. Bilirsiniz ki Kur'an pek büyük meselelerden bahseder ve kalpleri iman ve tasdike davet eder ve çok ince hakikatlerden bahis açar. Akılları marifete tahrik eder. Binaenaleyh o mesailin, meselelerin, o ince hakikatlerin kalplerde, fikirlerde tespit ve takriri için suveri muhtelifede, farklı şekillerde, türlü türlü üsluplara tekrar ihtiyaç vardır. Kur'an'ın tekrarıyla alakalı anlattığı yerde bunu tekrar kelimesi insanlar tekrar diye algılıyor, tekrar gördüğü için tekrar dönüyor. Bu kelime yanlış olmasa bile daha doğrusu tekrar dediğimiz tekrar kavramının Kur'an'daki kullanımı adına biz yanlış olmasa bile tekrar yerine tasdif demeyi tercih ediyoruz. Her ne kadar herkes, genel insanlar tekrar dese bile Kur'an'da tekrarlı var mıdır, yoktur, yok mudur meselesi Kur'an ilimleri adına konuşulmuş, tartılmış bir konudur. Burada o konunun detaylarına girmeyeceğiz. Fakat sadece Kur'an'da tekrar yerine tasrifin olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın da Kur'an'da tekrar ettik yerine tasrif ettik dediğini, tasrifin de farklı şekillerde aynı hakikaten anlatılması, aynı hakikatin farklı dillerden ifade edilmesi, farklı duygulara hitap edilmesi, farklı tarz, farklı üsluplar kullanılması, bazen kıssalarla, bazen doğru demirle, bazen teşvikle, bazen yapılan yanlışı göstererek aynı hakikatin gösterilmesi, anlatılması Kur'an-ı Kerim'in önemli üsluplarından birisi tasriftir diyerek önümüzdeki hafta bu tasrife rağmen insanlar neden inanmıyorlar ve benzeri konulara devam eden ayetlere değerlendireceğiz. Allah'a emanet olun.